Evet, yeniden birlikteyiz. Operatör Doktor Ayşe Duman bizlerle birlikte. Mutlu bir evlilik için cinsel hayatın önemini konuşacağız öncelikle. Nedir ve ne kadar önemlidir? Aslında sadece evliliğin mutlu bir evlilik için değil, cinsel güç, cinsel enerji insanın kendi iç huzuru için, kendi zihin, beden, ruh bütünlüğünde sağlıklı olabilmesi için varoluş programında çok önemli bir enerji, çok önemli bir güç. İnsanın bu gücü evlilik hayatında da uygun bir şekilde kullanması lazım. Hatta şöyle bile düşünebiliriz bence, öyle olduğunu inanıyorum ben. Her iki çiftin de ailesinden kopup bir araya getiren bir güç, cinsel güç, cinsel enerji. Böylesine bir gücü yok saymamak, uygun bir şekilde evlilik hayatında kullanmak lazım. Çünkü gerçekten aşkı alevlendiren, aşkı oluşturan, kişileri ailesinden kopartan, hatta yaşamını değiştiren çok ciddi bir güç. Onun için de evlilik hayatında bu gücün, cinsel enerjinin, cinsel birlikteliğin sağlıklı bir şekilde yaşanması lazım. Olmazsa ne olur, olmazsa olmaz. Ben hep şöyle diyorum hastalarıma, hani su içmezseniz ne olur? Evet, yaşarsınız, cildiniz kurur, beyniniz sulanır, aktiviteniz düşer, bir şekilde yaşarsınız ama sürünürsünüz. Çünkü yaratılış programında su içmeniz lazım veya et yemezseniz ne olur? İşte bir süre sonra protein kaybına bağlı bir takım hastalıklar olur, immün sisteminiz zayıflar, hastalıkları kolay atlatamazsınız falan falan. Cinsel enerji de böyle bir şey, cinsel güç de böyle bir şey. Kullanmazsanız ne olur? Sağlığınız bozulur. Ruhsal ve fiziksel sağlığınız bozulur. Evet. Çünkü varoluş programında insan bu sistemle yaratılmış. Yani cinsel enerjiyi kullanma potansiyelini kullanacak ve hayatına geçirecek bir programla yaratıldığı için bu çok önemli insanın hayatında. Bir de siz hani bir holistik yaklaşımdan bahsediyorsunuz. Bunu biraz anlatır mısınız? Biraz açar mısınız bize? Şimdi holistiğin kelime anlamı bütüncül demek. Bütüncül yaklaşım, insana bütüncül yaklaştığımızda ruh, zihin, beden bütünlüğünde yaklaşmamız lazım. Aslında biraz bunu açmıştınız, bahsetmiştiniz ama bizi yeni izleyenler için bir kez daha bunu konuşalım istiyorum ben. Çünkü önemli bir konu bu da. Şimdi bu yaklaşımın içinde cinselliği de devreye sokmamız lazım. Çünkü cinsellik programı, cinsel enerji kadının ve erkeğin ruhen, zihnen ve fizik beden olarak kullanması gereken bir enerji. Eğer biz bunu yok sayarsak kadında ve erkekte hem kendi bedenlerinde hem de ilişkilerinde ciddi problemler ortaya çıkıyor. Bunu nasıl kullanabiliriz? Nasıl kullanabiliriz derken bir kere öncelikle bastırmamak lazım. Özellikle bizim Türk toplumunda ben binlerce kadınla çalıştım. Binlerce kadının en pek özel durumlarında, yanlarında oldum. Ve bizim toplumumuzda gördüğüm şu ki özellikle kadınlar için söylüyorum. Erkeklerin de kendine ait cinsel anlamda çok ciddi yanlış algıları, yanlış şartlanmaları var. Bastırılmış duygularımız var. Cinsellik yok sayılmış, bastırılmış. Ayıp, yasak, günah gibi koşullanmalarla bedenin akması gereken enerjisi bastırılmış halde. Böyle... Siz kitabınızda ve hatta bazı röportajlarınızda şöyle bir şey kullanıyorsunuz. Diyorsunuz ki ayıp, yasak, günah hakkında doğru bilgilere ulaşın. Bu sözler ilk gece korkularıyla... bu sözler ilk gece korkularıyla ilgili kitabınızda da geçiyor. Hatta röportajınızda da diyorsunuz ki eğer cinsellik algısı olumsuzsa, işte kötü, iğrenç, ayıp, yasak, günah gibi bir algı varsa eğer cinsellikle cinsellikte problemli oluyor. Evet, hatta aynen öyle. Kadınların cinselliğe böyle yaklaştığını, böyle baktığını söylüyorsunuz. Gerçekten böyle bir algı mı var? Maalesef var. Bir sorun oluşuyor. Maalesef var. Sadece sorun yanlış algılar değil. Sorunun kaynağında birçok problem var ama asıl bedenin davranışlarını oluşturan, geçen hafta da kısaca bahsetmiştik. Bedenin davranışlarını oluşturan bizim algılarımız, düşüncelerimiz, duygularımız. Ve bu algılarımız cinsellikle ilgili eğer varoluş programımıza aykırıysa, yani ayıp, yasak, günah veya kadınlara göre hani iyi kadının işi değildir bu. Eğer edepliyseniz, iyi kadınsanız, düzgünseniz hani kendinizi ağırdan satmalısınız ve bu tür taraklarda beziniz olmaz tabiri caizse. Böyle bir algıyla yetişen kadın
kız çocukları cinselliğe kendini kapatıyor. Kapatıyor ama içeriden bir enerji bunun akması ihtiyacını hissediyor. Yani evet. Karşılanmamış bir enerji, akmamış bir enerji, bloke olmuş bir enerji bu sefer bedende çeşitli arızalara yol açıyor. Ne gibi? Migren gibi, kasık ağrıları gibi, düzensiz adet gibi. Geçen hafta da bahsettik. İşte holistik yaklaşım o anlamda çok önemli. Bütüncül yaklaşım. Evet. Yani biz varoluş programımızda bize sunulan, aynen öyle, bize sunulan, bizim kullanmamız istenilen her enerjiyi, her duyguyu kullanmamız lazım. Ama maalesef koşullanmalarla bu duygular ya hiç kullanılmıyor ya da daha abartılmış şekilde kullanılıyor. Bu sefer de başka sapkın ilişkilere, farklı davranışlara yol açıyor ki bu hem aile huzurunu hem de kişinin kendi iç huzurunu bozuyor. Bastırılmış duygulardan kaynaklanıyor. Aynen öyle. Peki sağlıklı cinsel yaşamı ne belirler? Yani bir sağlıklı bir çiftin sağlıklı da bir cinsel yaşamı olması için ne olması gerekiyor? Bir kere çiftin sevgi ve saygı çerçevesinde birbirlerine yakınlaşmaları ve bir bağlılık oluşturmaları gerekiyor. Tabii kişinin karşı tarafı sevmesi ve sayabilmesi için öncelikle kendini sevmesi ve sayması çok önemli. Geçen hafta da bahsetmiştik. Evet. Kadının öncelikle kendini sevmesi lazım. Ve özgüven erkeğin, de çok önemli. Kesinlikle öyle, değil mi? Öyle. Erkeğin öncelikle kendini sevmesi lazım. Yani kendi bağımsız hayatlarını sürdüremeyen çiftlerin evlilik hayatında birbirlerine bağlılık yerine bağımlılıkları oluşuyor. Bağımlı ilişkilerde sağlıklı bir ilişki, sağlıklı bir cinsellik beklemek çok mümkün değil. Tabii bu hani sevgi ve saygının ve yakınlıkla oluşan bağlılığın oluşması için de daha ilk dönemlere dönmemiz lazım. Yani çocuğun daha anne karnından itibaren kimlik algısının oluştuğu o dönemlerde, hayata daha ilk gözlerini açtığı dönemde kendinlik algısının nasıl oluştuğuyla alakalı evlilik hayatına yönelik yatırım yapılıyor. Yani ne gibi? Bir kız çocuğu olarak dünyaya gelip kendisini kötü hissettiren bir çevre algısı varsa, kadınlıkla ilgili bütün eylemlerinde kadın sıkıntı yaşıyor. Bu cinsel eylem de olabilir, annelik de olabilir, adet dönemi sıkıntıları da olabilir. Şimdi cinselliği bu anlamda baktığımızda aslında bir olma hali, olgunlaşma hali. Çünkü erkek de kadın da kendi kimliklerini cinsellikle tamamlayıp kadın kadın olduğunu, erkek erkek olduğunu hissediyor aslında cinsel eylemde. Kadın kadın olarak, erkek erkek olarak kendini ifade edebildiği fakat kendinden vazgeçip birbiriyle hemhal olduğu, birbiri içinde eridiği bir eylem, cinsel eylem. Burada gerçekten bir enerjilerin bütünleşmesi, dişide bulunan, kadında bulunan dişil enerjinin ihtiyacı olan eril enerjiyi alma halidir cinsel eylem. Gene erkeğin eril enerjisi fazladır varoluş programında fakat bir dişil enerjiye ihtiyacı vardır. Bu bir ihtiyaç. İşte, kesinlikle bir ihtiyaç. Yani bunu, bir kere bunu kabul etmek lazım. Yani bilinçli akılla bunun ihtiyaç olduğunu kabul edip ondan sonra ben bunu ihtiyaç görmüyor olabilirim çünkü öyle hastalarım var. Diyor ki yok ya bana 40 yıl desen ki aklıma gelmez. İşte eşim istemese ben hiç oralıklı olmayacağım. Bence hiç ihtiyaç değil dese de bu bastırılmış bir enerji olduğu için bunun arızaları ortaya çıkıyor. Onun için ben diyorum ki bir kere bilinçli akılla bunun ihtiyaç olduğunu kabul etmek lazım. Yani aynı şey gibi. Sigara zararlıdır. İçersin o ayrı. Ama zararlı olduğunu bilinçli akılla bir kere kabul etmemiz lazım. He kendim engelleyemiyorum, içiyorum. O ayrı bir mesele. Ama biliyoruz ki sigara sağlığa zararlı. Evet. Cinsellik sağlık için, mutlu bir evlilik için, fizik ve beden sağlığı olmazsa için, olmaz. Her iki çift için, İçinde. Hele de huzurlu bir aile hayatı için, çocukların sağlıklı yetiştirilmesi için olmazsa olmaz. Ve evlilikte aslında evliliği oluşturan temel bir güç. Başka hangi güç iki insanı bir araya getirir ki? Ayrı kültürler, ayrı yetiştirilme tarzları tamamen birbirinden farklı iki insan bir araya geliyor. Bu çok ciddi bir güç. Evet. Bu gücü fark etmek ve kullanmak lazım. Çünkü bu gücü kullandığınızda, bu enerjiyi kullandığınızda ki cinsel eylem
her iki enerjinin birbirine akması, birbiriyle yükselmesi hali. O zaman işte o enerjiyi hem yaşamına, kadın ve erkek, hem aile hayatına, hem ilişkilerine olumlu bir şekilde istifade etmiş olur. Yoksa bu güç görmezden gelinirse her iki taraf da bunun bedelini ödemeye hazır olmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü ciddi bedeller ödeniyor bu güç görmezden gelindiğinde. Tabii. Boşanmalara sebep oluyor. Aynen, aldatmalara sebep oluyor. Ciddi sıkıntılar. Aynen öyle. Yaşanıyor. Çocuklar ondan sonra sıkıntı yaşıyor. Evet, çocuklara da yansıyor. Kesinlikle. Elbette. Peki şimdi evlilikte cinsel hayat çok önemli. Sağlıklı bir cinsel hayat. Peki çiftlerin evlenmeden önce cinsel hayatlarında herhangi bir problem yaşayıp yaşamayacaklarını anlamaları, algılamaları olası mı, mümkün mü böyle bir şey? Ben mümkün olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela şöyle pratik bir yöntem sunuyorum. Hastalarıma da, izleyicilerimiz de bunu yapabilirler. Bir genç kız evlenmeden önce kendisinin evliliğin her aşamasında hayal etsin. Bizim toplumumuzda maalesef yapılan evlilik hazırlıklarında işte yatak odası takımıydı, bilmem kaç tane çay takımı olacaktı, kaç tane peçete olacaktı, işte kayınvalideye ne verilecek, düğünde ne giyilecek, hep bu hazırlıklarla bir telaş içinde, bazen de kavga gürültüyle evlilik öncesi hazırlıklar yapılıyor. Oysa kadın ve erkek kendi bedenine dönmeli ve hayal etmeli. Evliliğin her aşamasını, özellikle cinsel eylemi hayal etmeli. Eğer hayal ettiğinde kadın kendi bedeninde bir gerginlik, bir telaş, bir heyecan hissediyorsa, tatlı heyecan hissediyorsa sıkıntı yok. Fakat korku dolu bir heyecan hissediyorsa, bedeninin belli bölgelerinde kasılma hissediyorsa, ki bedenimize dönüp bedenimizin sesine kulak verdiğimizde bunları çok net hissederiz. Mesela kalbimiz fazla çarptığında hissederiz. Çok barizdir. Evet. Kalbim çarpıyor deriz. Veya işte ne bileyim, kolumuzu kaldırdık. Bunun farkındayızdır. Kolumuz kalkıyor. Bunun gibi hayal ettiğinde bedeninin herhangi bir yerinde bir kasılma veya ay hayal bile edemiyorum, İğrenç geliyor. Çünkü bazı genç kızlar öyle diyor. Hiç düşünmüyorum bile. Eğer hiç düşünmüyorsa, eğer öyle bir problem varsa, yani eğer onu hissediyorsa, o zaman muhakkak bir danışmanlık, bir sıkıntı mı yaşayacağı anlamına geliyor. %99 bir sıkıntı yaşayacak. Çünkü beden hayal mi, gerçek mi, bunu ayırt edemez. Yani hayal edilen şey bedende bir arıza oluşturuyorsa onun gerçeği de arıza oluşturacaktır. Bu anlamda da muhakkak o evlilik öncesi bir danışmanlık çok önemli, değil mi? Kesinlikle. Evlilik öncesi, hatta evlilikte bile eğer bir problem varsa kesinlikle danışmanlık almak lazım. Çünkü bana mesela çiftler geliyor, 10 yıl, 15 yıl hiç normal cinsel ilişkiye girmemişler. İşte ondan sonra aynen öyle. Evliler 10 yıl, 15 yıl kardeş kardeş yaşıyorlar. Ondan sonra işte çevre baskılarına dayanamayıp, çocuk baskılarına dayanamayıp, kimse bilmiyor, büyük bir sır olarak saklıyorlar ve işte çocuğumuz olsun diye geliyorlar. Yeri gelmişken onu da söylemek istiyorum. Bir çiftin cinsel hayatı sağlıklı değilse çocuğu düşünmemeleri lazım. Çünkü çiftin cinsel hayatı sağlıklı değilse çocuğu, kendileriyle ilgili bir problemleri vardır. Kadının da erkeğin de kendi cinsel kimlikleriyle ilgili bir problemleri vardır. İleride çocuğun sağlığı açısından kesinlikle olumsuz etkileyecek. Çünkü kendi cinsel kimliğinden memnun olmayan bir kadının yetiştirdiği bir çocuk olacak. Veya kendi cinsel kimliğinin gereklerini yaşayamayan bir babanın yetiştirdiği bir çocuk olacak. İşte o zaman başlıyor o cinsel kimlik problemleri. Aynen öyle. Peki siz şeyi nasıl görüyorsunuz? Yani Türkiye'de mesela sağlıklı yaşam, sağlıklı cinsel yaşam konusunda danışmana, bir uzmana, doktora gitme konusunda insanların bu çok konudaki sıcak bakmıyorlar benim gördüğüm. Çok fazla bir talep yok sanki, değil mi? İnsanlar gitmiyorlar mı? Kesinlikle öyle. İşte hep çekiniyorlar, ayıp mı geliyor? Aynen öyle. Yani şimdi ben mesela 25 yıldır kadın doğum uzmanlığı yapıyorum ama son 5 yıldır daha bütüncül yaklaşımı ön plana çıkardım. Mesela daha önce ben de fark etmiyordum. Kadının beden davranışlarından bir cinsel problemi olup olmadığını hiç fark etmiyordum. Ama şimdi son 5 yıldır kadının jinekolojik muayenesinde bile bir cinsel problemi var mı, cinsel hayatının sorunlu olup olmadığını anlayabilir hale geldim. Ve ancak ben sorguladığımda, aa evet o sorunum da var, aa evet zaten böyle bir sorun
sorunu yıllardır yaşıyoruz demeye başlıyorlar. Konuşmaya çekiniyor, utanıyor herhalde. Yani mesela bir hastam vardı. Bir sürü altında yatan birçok faktör var. Mesela sorunun eşinden olduğunu düşünüp zaten eşine açılamayacağını düşünen kadınlar var. Bu sorunu çözmek hani kendisine ayıp geliyor. Böyle bir sorunum var demek ayıp geliyor. Hatta bir hastam vardı. Evet. Cinsel haz almamakla ilgili sıkıntıyla geldi ve utanıyor kendisinden. Diyor ki ya ben böyle bir hazın peşine düştüm, yanlış mı yapıyorum? Ya yani utanıyor da hani böyle bir derdim var demeye utanıyor. Çünkü bunu dert olarak görmek ayıp geliyor. Ama bu bir dert mi? Evet, bu bir dert. Çünkü yaratılış programında öyle bir programla gönderilmişiz ki bu enerjilerin kullanılması lazım ve gerekli hazların alınması lazım. Evet, nasıl ki yediğimiz da evet. Söylüyorsunuz, diyorsunuz ki beklentilerinizi diyor eşinize rahatlıkla söyleyin diyorsunuz evet, kitabınızda. Evet. Bunu söylemezseniz, bunu belirtmezseniz sıkıntı mı, sorun mu oluyor? Sorun oluyor çünkü zihin hep bir şeyle meşgul oluyor. Yani beklenti karşılanmadıkça bedende bir huzursuzluk oluyor. Huzursuz bir bedenle kadın ve erkek cinsel eylemde yeterli faydayı sağlayamazlar. Çünkü zihin takılmış oluyor. Mesela çoğu iş kadını diyor ki ben işte yatakta hep yarınki işlerimi planlıyorum. Veya çocukların okul sorunlarıyla ilgileniyorum. Bu bile zihni meşgul ederken eşine karşı beklentilerini söyleyememek, mesela bir ağız kokusu çok basittir. Evet. Kadın veya erkek bundan rahatsız oluyorsa karşı tarafı eleştirmek anlamında değil, yapıcı anlamda bunu söylemek lazım. Mesela bir ter kokusundan, bir işte ne bileyim duş alınmamasından rahatsız olunuyorsa taraflar maalesef şöyle algılıyor. Kişiliğine yapılmış bir saldırı olarak algıladığı zaman hemen tepki gösteriliyor. Evet. Ama çiftler şu samimiyetle birbirleriyle iletişim halinde olmalılar. Bu senin şahsına yaptığın bir şey değil. Benim rahatsız olduğum bir durum. Hı-hı. Lütfen buna dikkat eder misin? Yani çünkü dikkat ettiğin çekinecek. Aynen öyle. Utanılacak hiçbir şey yok. Yani aynen öyle. Rahatlıkla dile ifade edilmesi lazım. İfade edilebilir. Çünkü söylendiği zaman her iki tarafın da faydasına olacak ve talep edilen çift bu talebe dikkat edip de karşılık verdiğinde kendisine de fayda sağlayacak. Neden? Çünkü talep eden taraf rahat edecek. Onun rahatlığı cinsel eyleme daha aktif katılması, her iki tarafında daha faydalı hale gelmesi anlamına gelir ki bunları söylemek lazım, söyleyebilmek lazım. Ama gene başta dediğimiz gibi kişi kendiyle ilgili bir sevgi problemi varsa, özgüven problemi varsa, kendi ihtiyaçlarını yaşamın birçok alanında dile getiremiyorsa cinsel alanda da dile getiremiyor. Onun için gene hani çocukluk yıllarımızda o ilk algılarımızın işte şimdi, oluştuğu yıllar. Onu soracaktım. Yani geçmişteki korkular, yaşanan korkular, evlilikteki cinsel hayatı nasıl etkiliyor? Yani çok etkilediği aşikar. Evet. Yani söylediklerinizden zaten onu anlıyoruz. Ama neler mesela? Yani ne gibi korkular? Neler mesela, yaşanmış? Ne gibi travmalar? Mesela bana gelen özellikle vajinismus hastalarının çok büyük çoğunluğu korkulardan dolayı bedeninde bir gerginlik hissediyor. Vajinismusun da yeri gelmişken tanımını yapalım. Evet, vajinismusa zaten şimdi ona geliyordum. Ona giriyoruz şimdi. Vajinismus kadının pelvik kaslarının, vajen giriş kaslarının istem dışı kasılmasına bağlı cinsel ilişkinin imkansız hale gelmesi. Şimdi bu genellikle ama her zaman değil, genellikle bizim toplumumuzda ve bana gelen vakalardan gördüğüm gereksiz korkulardan dolayı oluşuyor. Yani kadın, ne gibi mesela gereksiz mesela korkular? Mesela bir hastam vardı çok komik, diyor ki tam diyor düğünden bir gece önce bilmem ne yengem dedi ki dişini sık, acısa da dişini sık ses çıkarma. Allah. Şimdi acıyacak, burada nasıl bir bilgi geliyor? Acıyacak kesin, sen dişini sık, o kadar çok canın yanacak ki sesini çıkartacaksın ama sesini çıkartma. Şimdi bir kere diş sıkılırken beden gevşemez. Bütün fizyolojik eylemlerde özellikle ardından haz gelecek bir eylemde bedenin gevşemesi lazım. Kaldı ki doğum gibi, cinsel eylem gibi vajenden oluşan eylemlerde muhakkak bedenin gevşek kalması lazım. Ama şimdi kadına şöyle bir bilgi geldi. Canın yanacak. Şimdi, o da bilinçaltında öyle bir yer ediyor ki o bilinçaltındaki. Aynen öyle, beden kasılıyor. Kasılan bir bedende ağrısız bir ilişkinin olması mümkün değil. Evet. Hatta öyle bir şey oluyor ki duvar gibi bir engelle, mesela çiftler öyle diyor, sanki bir duvar var.
Oysa bir duvar olması imkansız. Çünkü yaratılış programında böyle bir şey mümkün değil. Ben hep şu örneği veriyorum. Mesela ağzınız kapalı. Bir şey sokabilir misiniz? Sokamazsınız. Ama açtığınız zaman öyle bir açılır ki bir kaşıkla istediğiniz yemeği, bir çatalla istediğiniz yemeği alıp çiğneyip midenize götürebilirsiniz. Bu varoluş programında ağzın fonksiyonu ile ilgili bir program ve hiç sıkıntısız yaşarsınız. Cinsel eylem de böyle bir şey. Vajen 3,5-4 kilo çocuğun çıkacağı kadar esneyebilen bir organ. Ama gereksiz çok rahatlıkla işte cinsel eyleme cevap verebilecek bir organ. Mesela şöyle algılar var. Ya işte ben bakıyorum çok küçük görüyorum. Hep şunu örnek veriyorum. Bir balon gibi düşünün. Balona baktığınızda içinde yaklaşık 5-10 cc hava vardır. Ama siz onu şişirirsiniz, şişirirsiniz. 50-100 cc'ye kadar balon şişer. Havayı çıkartırsınız evet. Tekrar eski haline gelir. Aslında vajinismusla ilgili korkuların altında da bedeni doğru bilmemek de yatıyor. Şimdi bir doğru bilmiyor kadınların işte çoğu. Şehir efsaneleri aynen anlatılan öyle. Gereksiz korkular şu kadar yaratılan. Kanadı da bu kadar acıdı da hastanelik olduk da. Şimdi düşünsenize bir genç evet. Kız hastanelik olur muyum düşüncesiyle evliliğe adım atıyor. Şimdi hastanelik olur muyum düşüncesi evet. Ciddi bir korku. O zaman beden kendisini korumaya alıyor. Ve evet. Bu korumayla beraber zaten imkansız hale geliyor. Şimdi bir çocuğa yemek istemiyor çocuk. Ağzını kapadı. Evet. Siz ona yemek yedirebilir misiniz? Tabii. Çünkü bir kere karar vermiş istemiyor. Şu veya bu nedenle. Ama bir şekilde karar verdi ve ağzını açmıyor. Aynı şekilde ilk gece korkuları eğer çok evet. Yoğunsa siz ne yaparsanız yapın. Sonrasında beraberinde de zaten bu sürüyor değil aynen mi? O işte öyle. O ilk gece korkusu. Evet. Şimdi bu korkuyla beraber zaten zorlamalı bir ilişki oluyorsa acı oluyor. Bu sefer diyor ki ha evet bak acı oluyormuş zaten demişlerdi bana. Bir sonraki ilişkide bu sefer daha fazla kasıyor çünkü acıyı yaşadı. Aslında gevşesi acı falan yok. Onun için tanıması çok önemli. Ve ben birçok kadın biliyorum diyor ki bakmıyorum diyor, bakamam diyor, iğrenç geliyor diyor. Şimdi bedeninizin bir bölgesi size iğrenç geliyor. Bu bölgeden aslında hani holistik yaklaşım dedik ya, bütün organlar beden bütünlüğü için birbirine yardım edecek ve fayda sağlayacak şekilde yaratılmış. Ve her organda çok özel hücreler yaratılmış. İşte ağızda tad alma hücreleri var. Ta ki vücudumuzun ihtiyaçlarını o tad alma duygusuyla karşılayalım. Çünkü biz çoğu zaman lezzet için de yeriz. Ama vücudumuzun ihtiyacı vardır. Cinsel eylem de böyle bir şey. Vücudun o hazza, o lezzete ihtiyacı var. Çünkü belli bölgelere, belli haz reseptörleri, haz hücreleri yerleştirilmiş. Siz diyorsunuz ki hayır bu hazı ben kapattım kendimi. Bakamıyorum iğrenç geliyor. O zaman bütün beden bundan etkileniyor. Hani su içmediğinizde evet. Nasıl bütün beden etkileniyorsa, güneşi görmediğinizde nasıl bütün beden etkileniyorsa, cinsel eylemden beklenilen faydayı almadığınızda bütün beden etkileniyor. Bir de yok sayıyorsunuz. Yani yok ya bakamam diyor, iğrenç diyor. Eşine mesela bakamıyor, iğrenç geliyor bana, korkunç geliyor diyor. Şimdi böyle bir bilinçaltıyla kadının evet. Ve erkeğin en istifade etmesi gereken alan, cinsel eylem, cinsel alan evlilik hayatında bundan istifade edemiyor. O zaman ne oluyor? Kavgalar, gürültüler, alınganlıklar, yanlış anlamalar, sen onu dedim, ben bunu dedim. Başka alanda kendilerini ispatlama çabaları ortaya çıkıyor. Aldatmalar, boşanmalar. Aynen öyle, aynen öyle. Sonuçlar facialara kadar gidebiliyor. Evet. Peki, başka ne gibi korkuları oluyor kadınların cinsellikle ilgili? Size o kadar çok vaka geliyor ki o yüzden evet, soruyorum. Evet. Yani nelerle karşılaşıyorsunuz siz? Mesela özellikle karşılaştınız. Yani biraz daha o vajinismusa yine döneceğiz ama özellikle ne gibi korkular yaşanıyor mesela? Şimdi genellikle ifade edilen duygu korku. Korkuyorum diyor. Ama her korkuyorum diyen kadının altında, bilinç altında sadece acı korkusunun yatmadığını bilmemiz lazım. Mesela bir erkeğin altına girmeye bir tarafı tepki gösteriyorsa veya bedenini bir erkekle paylaşmaya, bir hazını erkek karşısında yaşamaya bir tarafı
tarafı tepki gösteriyorsa, bu ayıp olarak algılıyor olabilir, geçmişte yaşadığı cinsel tacizin travmasını atlatamadığı için olabilir. Çünkü beden hep o hadiseyi hatırlar cinsel eylem sırasında, geçmişteki travmayı hatırlar. Ve o travma ciddi acı vermiştir. 5 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında yaşanılan travmalar gerçekten de acı verir. Ve o anıyı hatırlatacak eylemden de beden kendini korur. Tabii bunu çok derinlere ittiği için kadın kendisi de farkında değildir. Yani evet, ben böyle bir anımı çağrıştırıyor ve böyle bir eyleme karşı çıkıyorum diyemez. En anlaşılabilir bir şekilde kendisini korkuyorum diye ifade etmeye çalışır. Onun için bu anlamda korkuyorum denilen duygunun altında gerçekte neyin yattığını da araştırmak lazım. Mesela benim bir hastam vardı, kadın doğum uzmanı, vajinismus. Kadın doğum uzmanı. Nasıl oluyor peki böyle İşte, bir şey? Burada sadece bilmenin yetmediğini, oradaki organın, bana da çok ilginç geldi ve evet, yani bilinçaltı bu kadar güçlü bedenin davranışlarında. Daha doğrusu bedenin bütün davranışları bir süre sonra refleks olarak ortaya çıkıyor. Reflekslerimiz de bilinçaltı yazılımlar oluşturuyor. O anlamda beden eğer varoluş programına aykırı bir tepki gösteriyorsa, varoluş programına aykırı bir hareket yapıyorsa, muhakkak bunun altındaki yazılımı irdelememiz lazım. Nitekim o kadın doğum uzmanı arkadaş da kadın kimliğiyle ilgili eksiklik hissinden yatıyordu bedenin tepkileri. Yani kendini o kadar eksik hissediyor ki bir erkek karşısında daha da eksik hissettirecek bir alan olarak görüyor cinselliği. Çünkü kendisine hazzı da yasaklamış. Yani vajinismus diyorsunuz, kadın doğum uzmanı, mesleğini nasıl icra ediyor? Yani çok zor şimdi. Yani vajinismusla şey yapamadım yani, ölçüştüremedim. Çok zor bir şey yani. Evet, aynen öyle. Aslında her kadın doğum uzmanı arkadaş vajinismusla özel olarak ilgilenmiyor. Hani doğum evet yaptırıyor, ameliyatını yap. Özel ilgisi olan arkadaşlar bu konuyla daha fazla ilgileniyor. Onun için hani evet, ameliyatlarını yapıyor, doğumlarını yaptırıyor, jinekolojik muayenesini yaptırıyor. Ama kendisi cinsel alanda kendisini sıkıntılı hissediyor. Çünkü neden? Cinsel alanla ilgili farklı kalıp var, farklı yazılımları var. Kendisi yani bunu nasıl açıklıyor peki? Yani siz biz tabii kendi yaptığımız çalışmalarla beraber sorunu fark etti. Tabii birlikte çalıştı. Tabii açtı. Yani iki seansta açtı mesela. Onu soracaktım. Ne kadar sürüyor mesela vajinismus rahatsızlığı olan birinin tedavi olması? Şimdi ya soru, da nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bu soru hep geliyor ama bu bir değişim süreci. Yani bedenin öğrendiği bir davranış var. Zihnin algıladığı bir yapı var. Cinsel eylemle ilgili algıladığı bir durum var. Bunu değiştireceğiz. Bunun değişimi herkeste farklı zaman oluyor. Çünkü herkesin altyapısı farklı. Yani bu kalıba da ilk ne zaman yerleştiği, geçmişte yaşadığı travmalar, bu travmanın ne süreyle tekrarlandığı, bu kalıbın ne kadar derinlere indiğiyle alakalı olarak değişim sürecinde herkes de farklı seyrediyor. Ama şu çok net bir bilgi, herkes değişebilir. Yani şöyle mi oluyor? Mesela önce o geçmişte o yaşanılan o travmanın o travmaya mı iniliyor? Bazen öyle. Şimdi ona inmeden önce ben hep hastalarıma şunu diyorum. Burada bir sorun var. Önce bilinçle akılla bunu kabul etmemiz lazım. Bedeniniz ve zihniniz varoluş programına, yani orijinal tasarıma aykırı davranıyor. Çünkü yaratılış programında bu böyle olması lazım. Bir kere bilinçle akılla bunu kabul etmek lazım. Çünkü hala hani tedavi için gelen hastalar şunu diyor. Ya olmasa da olur. Eşim için istiyorum. Eşim oralı olmasa benim için hiç önemli değil. Şimdi bilinçli akıl bunu söylerken bilinçaltı çok kolay değişmez. Bilinçli akılla çok net karar vermek lazım. Benim bir sıkıntım var. Mesela yüzmeyi istiyorsunuz ama korkularınız var. Öncelikle bilinçli akılla evet, ben yüzmeyi öğrenmek istiyorumu çok net söylemeniz lazım. İşte o yüzmesem de olur da, işte ne gereği var da, ben zaten denizi sevmiyorum da, dağ tatili yaparım da derken yüzmeyi öğrenemezsiniz. Tabii.
Öncelikle neyi aslında tekrar edersen, neyi söylersen kendine. Evet. Evet. Ve neye karar verirseniz, karar verdikten sonra değişim süreci başlıyor. Ondan sonra bilinçaltıyla çalışmalar, zihinsel iyileşme teknikleri, gerektiğinde duygusal regresyon terapileriyle daha önce yaşanılmış ve travma oluşturmuş duyguları da bedenden silip attıkça çok daha kolay sonuç alıyoruz. Bizim ülkemizde vajinismus çok daha fazla değil mi? Yani ya bence çok fazla. Rahatsızlığı olanların oranı %10 yani, gibi bir oran söyleniyor. Ben şöyle söyleyeyim, benim bir Rus hastam vardı. Bana gidip geldikçe vajinismus hastalarımı gördü, şok oldu kadın. Dedi ki bu nasıl bir hastalık ya? Şimdi yine bir refleksoloji uzmanı arkadaş var, Tayvan Uzak Doğulu. Şoklarda diyor ki bu nasıl bir hastalık? Yani bu kadınlar niçin bedenlere böyle bir tepki veriyor anlayamıyor. Çünkü hiç görmemişler, duymamışlar. Yani bunu nedenini, sebebini algılamakta güçlük çekiyorlar herhalde. Güçlük çekiyor çünkü onların cinsel senaryolarında cinsellikle ilgili kötü bir algı olmadığı için bedenleri yanlış bir tepki vermiyor. O zaman da anlayamıyor. Şimdi biz anlayabiliyoruz çünkü bizim çocukluk yaşından itibaren cinsel senaryolarla ilgili orijinal tasarıma aykırı kalıplar var. En basitinden ayıp, yasak, günah. Evet. En basitinden. Şimdi bu kadar ayıp bir şeyi kadın yaparken kendisini huzursuz hissediyor. Helal dairede, eşiyle, meşru çerçevede yaparken bile kendisini rahatsız hissediyor. Çünkü küçücük çocukken hep bu bilgi girmiş. Şu bilgi şöyle girmemiş. İşte meşru dairede eşinle sağlıklı bir cinsellik yaşayabilirsin gibi bir bilgisi yok. Cinsellik ayıptır. Bir de bilgi kirliliği, bir de herkesin bu konuda bir yorum yapması, işte teyzesi, doğru, annesi, doğru, babası, doğru. Komşusu, osu, busu, yani uzmandan, doktordan çok bu konuda fikir beyan eden, fikrini söyleyen o kadar çok kişi oluyor ki bunun da etkisi yok mu sizce? Kesinlikle yani, var. Bir bu de... işin bir uzmanı var, doktoru var. Onun fikrini daha almak önemli lazım. Yani onun fikrini almak gerekiyor. Şimdi o fikri almak için bile belli bir farkındalığa ulaşması lazım. Ama o farkındalığa ulaşmadan daha çocuk aile hayatında cinsel kimliği oluşmaya başlıyor. Nasıl? İşte annesini kadın olarak ezilmiş, omuzları çökük, sürekli şikayet halinde bir kadın olarak gördüğünde bir kere veya babasını çok otoriter, işte şiddet uygulayan veya yalancı, kandırılmış, evi terk etmiş bir baba figürü gördüğünde bir kere erkeklere güveni olmuyor. Şimdi erkeklere rol model önemli. Kesinlikle burada. Çok önemli ve cinsel kimlik daha o dönemde başlıyor. Mesela cinsel eğitim diye bir sürü şeyler söyleniyor. Ne zaman verilmesi lazım? Okullarda verilmeli mi? Ne zaman verilmesi lazım? Ailenin kendi cinsel yaşamını, cinsel kimliklerini doğru yaşamaya başlamasıyla cinsel eğitim başlıyor. Doğru yaşamıyorsa cinsel eğitim olumsuz anlamda veriliyor çocuğa. Çünkü çocuk zaten bu fizyolojik bir süreç. Yani özel bir eğitime ihtiyaç yok. Benim şahsi kanaatim. Eğer anne babayı, rol modelleri doğru olarak görüyorsa, mesela bir anne baba el ele tutuşabiliyorsa, yan yana oturabiliyorsa, çocuğunun yanında sarılabiliyorsa, birbirlerine dokunabilip sevgi ifadeleri kullanabiliyorsa zaten çocuk dokunabilmeyi öğreniyor. Mesela cinsel eylemde dokunmayı sevmeyen birçok hastam var. Şimdi dokunmayı sevmiyorsunuz ve sağlıklı bir cinsellik yaşayacaksınız. Bu mümkün mü? Böyle bir şey mümkün değil tabii ki yani. Ama işte dokunmayı çocuk daha ailede öğreniyor. Mesela bir hastam var diyor ki ben şimdi anlıyorum annem bana hiç dokunmamış. Annem bana hiç sevdiğini söylemedi bile. Şimdi böyle bir çocuklukla, çünkü belli dönemlerde zihin belli şeyleri öğrenmek zorunda. Dokunmayı, sevgi ifadelerini, sevildiğini duymayı ve ifade etmeyi çocukluk yaşlarında öğrenmek zorunda. Eğer orada öğrenmediyse bu sefer dokunmalar onu rahatsız ediyor. Dokunmayla ilgili güzel anıları yok. Hiç dokunulmamış. Çünkü her bir hücrenin geçmişten getirdiği bir hafızası var. O dönemde hücrelere, bedene dokunmanın öğrenilmesi, sevgi ifadelerinin öğrenilmesi lazım. İşte cinsel eğitim bence daha o dönemlerde başlıyor. Çocuğa sarılabilmek, eşlerin birbirine sarılması, ne bileyim birbirini yolcu ederken öpüşebilmeleri, gün içinde konuşabilmeleri, bunlar hepsi cinsel eğitimin bir parçası aslında. Kesinlikle çok önemli. Peki şunu da sormak istiyorum, işte cinsel hayatının önemini konuşuyoruz mutlu bir evlilikte. Peki ailelerin
evli çiftlerin üzerinde, onların cinsel hayatı üzerinde etkisi var mı? Kesinlikle. Çünkü bununla ilgili bir bölüm vardı kitabınızda. Evet. Maalesef hala şu çarşaf gösterme hikayesi. Hani ben çocukken şimdi... Türkan Şoray'ın bir filmi vardı. Bir çarşaf gösterme hikayesi vardı. Hı hı. Hala ülkemizde böyle bölgeler var. Yani işte ilk gecenin sabahında aile büyükleri arıyor. Ne oldu, ne bitti, hı hı. ne yaşadınız? Hı hı. Yani herkes bir beklenti içinde. Kanaması oldu mu? Hı. Kız çıktı mı? Erkek becerikli mi? Yani bunların bir skor, bir güç gösterisi gibi algılanan bir alan. Şimdi böylesine kendisini baskı altında hisseden kadın ve erkek gerçekten sağlıklı bir başlangıç yapamıyorlar evliliğe. Veya kıskanç anneler babalar, yani bir çocuğunu başkasıyla paylaşıyor olmayı hazmedemeyip, benim kitabımda gene çok ilginç bir örnek vardı, bana çok ilginç geldiği için kitabımda paylaştım. Çocuğun babası, erkeğin babası ilk gecenin sabahında saat 5 gibi arıyor, kahvaltıya bize gelin. İlk gecenin sabahı. Sabahı, evet. Zaten evlerine ulaşması, işte otellerine ulaşması gece 2'yi buluyor. Sabah 5 veya 6, hani yalan olmasın ama 6'dan sonra değil. Kahvaltıya bize gelin, gelmeyelim etmeyelim deseler de ısrarla çağırıyor. Ondan sonra bu gece bizde kalın, bütün gece çocukla oturuyor, sohbet ediyor. Yani sonuçta kadın ve erkeğin kendi anne ve babalarından gelen davranış bozuklukları da çiftin bütün hayatını etkiliyor. Değil mi? Yani bu anne babaya da aslında kesinlikle, çok büyük bir kesinlikle. Rol. Şimdi düşünsenize, Türkan Şoray'ın o filmi aklıma gelmişti. İşte kanaması olmuyor, nasıldı detay hatırlamıyorum ama elini kesiyor Türkan Şoray. Çarşafı kanlandırıyorlar ve işte gösteriyorlar. Evet. Hani tamam iş bitti, ben şey çıktım. Kız çıktım. Şunu da yeri gelmişken söylemek istiyorum. Aslında ilk ilişkide eğer rahat bir ilişki oluyorsa, kadın bedeni gevşekse kanamaya gerek yok ve kanaması gerekmiyor kadının. Mesela bundan dolayı hala çiftler geliyor işte, kanaması olmadı, ne oldu, acaba bir problem mi var? Bu önemli bir kesinlikle detay. Çok önemli. Bir bilgi, evet. Mesela hani eş çünkü bu erkek çok ciddi sorunlar oluşturabilecek bütün yaşamlarını etkiliyor. Evet. Erkeğin kafasında soru işaretleri kalıyor. Tabii. Daha önceden ne oldu, ne bitti? Bu aslında bedeni tanımamakla alakalı. Tanımıyoruz. Hı hı. İşte sizin de dediğiniz gibi şehir efsaneleriyle, hı hı, onun hı hı. bunun dedikleriyle kendi yaşam planımızı oluşturuyoruz. Aslında en büyük sıkıntı bu. Ve vajinismusla beraber veya işte cinsel sorunlarla beraber başlayan, hı hı, değişim yolculuğu aslında kişinin ciddi bir değişime ve özgürleşmesine de vesile oluyor. Peki vajinismusu konuşurken şimdi şunu sormak istiyorum. Vajinismusu önleyebilmenin bir yolu var mı? Yani önlenebilir mi vajinismus? Kesinlikle önlenebilir. Kişi dediğim gibi hani evlilik öncesi zihninle bedenine girip hayal edip cinsel eylemi, eğer bir gerginlik varsa önceden bir danışmanlık alırsa, hı hı, bedenini tanırsa, bilinçli aklıyla, kendi bilinçli aklıyla, doğru bilgiyle bedenini nasıl yöneteceğini öğrenirse kesinlikle önlenebilir. Vajinismus biter mi? Kesinlikle biter. Yani tedavi çünkü edilebilir kesinlikle. Kesinlikle. Hatta ben şöyle diyorum, bu bir hastalık değil. Bu bir davranış bozukluğu veya bilmediğiniz bir davranışı öğrenmek. Ne gibi? Mesela yüzmeyi bilmiyorsunuz. Hı. Öğrenebilir misiniz? Öğrenebilirsiniz. Tabii ki. Herkes yüzebilir mi? Herkes yüzebilir. Ama bununla ilgili yapılması gereken bir takım işler var, bir takım eğitimler var. Bunları alırsınız ve yüzmeyi öğrenirsiniz. Ama yüzmeyi kesin öğrenmeye karar verdikten sonra ıslanmayı göze almalısınız. Belirli aralıklarla belirli işleri yapmanız lazım. Çünkü bu orijinal tasarımda var olan bir program. Bir hastalık değil. İşte uçak korkusu bir hastalık mı? Değil. Hastalık değil. Ama hastalık sıkıntılı değil. Bir durum. Geçebilir yine o mi? O da yine bir bilinç altında. Evet, aynen öyle. Bu da böyle bir şey. Ama ben korku. Hastayım, ben hastayım dedikçe ve kendisini kadın değişime kapattıkça, tabii hep kadın kadın diyoruz ama çiftlerde çift tedavisiyle ve erkeğin gerekli şimdi, desteği. Evet, onu söyleyecektim. Yani bunun tedavisinde, evet onu soracaktım şimdi tam da. Vajinismusun tedavisinde
erkeğe çok büyük rol düşüyor herhalde, değil mi? Yani kesinlikle. Kadına desteği bu anlamda ya da çift olarak terapiye gelmeleri evet. Ne gerek? İlk etapta çift olarak gelmesinde fayda var. Çünkü bazen erkekte de sorunlar olabiliyor. Erkeğin sorunu da kadının sorununu aşmasını engelliyor. Bazen erkek çok anlayışlı oluyor. Bazen bu da bir sorun. Yani hiç oralıklı olmuyor erkek. Aslında bazen bu da sorun. Çünkü hiç oralıklı olmamak sorunun çözmesi, çözmemiz yani için... Yalnız bırakması. Yalnız bırakması bazen de şöyle oluyor. Çok anlayışlı oluyor. Şimdi bu kadar anlayışın altında da başka bir sıkıntı var diye düşünmek lazım. Çünkü erkek de kendi ihtiyaçlarını talep edemiyor ki bu kadar anlayışlı. Veya farklı alanlarda kendisine farklı alanlar açtığı için bu kadar anlayışlı. Çünkü bir erkek de kendi ihtiyaçlarını evlilikten beklediği, gerçekten hakkı olan ihtiyaçları talep edemiyorsa o da ayrı bir sıkıntı. Hı hı. Onun için çift olarak gelip cinsellikle ilgili doğru bilgilere ulaşıp ondan sonra da neleri hak ettiklerini, neleri talep etmeleri gerektiğini, niçin talep etmeleri gerektiği konusunda bilinçlenmeleri lazım. Bilgi almaları evet. Ve bilinçlenmeleri gerekiyor. Peki vajinismus hipnozla tedavi edilebiliyor mu? Hipnoz benim tedavilerimde bir parçası olarak düşünüyorum ben. Evet, o yüzden. Evet. Yani onu nasıl yapıyorsunuz? Ya da şimdi özellikle, nasıl bir sonuç elde ediyorsunuz? Hı. Onu merak ettiğim için hı. Onu soruyorum. Şimdi hipnozda genellikle beklenti şu. Transa geçeceğim, bana bir takım telkinler verilecek ve ben uyanacağım, değişeceğim. Benim çok sevdiğim bir teknik değil, bir taktik değil. Her zaman da işe yaramıyor. Asıl hipnoterapiden istifade etmemiz gereken şey geçmişin hipnozlarını bozmak. Çünkü bu geçmişin hipnozlarıyla oluşan... Geçmişte yarattığımız... Hipnozlar, yanlış algılar, onun bunun algılar. Dedikleri aynen öyle. Çünkü o hipnozlarla beden orijinal tasarımdan ayrılıyor. Fabrika ayarları bozuluyor, öyle de diyebiliriz. Biz ayarlama yapmamız için önce geçmişin yani fabrika ayarlarına geri döneceğiz. Ha. Ne yapıyoruz? Zaten bedendeki yanlış bilgi, sıkışmış duygu akıtıldığı zaman veya diyelim bir cinsel tacizde oluşan duygu sıkışması akıtıldığı travma. Zaman travma, ondan sonraki telkinler yerine oturabiliyor. Şimdi bedende bilgi kirliliği var. Tabii. Yani bir virüs var, öyle düşünelim bilgisayarda. Biz o virüsü silmeden, oradan almadan programı düzeltemiyoruz. Önce onu silmemiz lazım. İşte hipnozu bu anlamda özellikle ben kendi tedavilerimde kullanıyorum. Ama her zaman şunu hep vurguluyorum. Bilinçli akılla neyi, ne için istememiz gerektiğini, bunun bedenin, ruhun ve zihnin ihtiyacı olduğunu karar vermek lazım. Bu anlamda ben gene hastalarıma şiddetle kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Evet. Çünkü yani evet, ondan bundan gelen bilgilerle hayata götürmek çok anlamlı değil. Yani o bilgiler daha 0-6 yaş, 0-7 yaşta gelen bir bilgi. O bilgiyle bütün hayatı götürüyorsunuz. Vajinismus veya cinsel sorunlar aslında değişim için bir basamak olarak görmek lazım. Mesela benim bir hastam vardı. Biz vajinismus çalışıyoruz. Bir gün geldi, ikinci seans mıydı, üçüncü seans mı? Bir gün geldi, dedi ki doktorum biliyor musunuz ben bugün toplu taşıma aracıyla geldim. Dedim sen binemiyor muydun, hayırdır? Yok dedi, ben yıllardır toplu taşıma araçlarına binemiyordum. Öyle bir fobisi. Öyle bir fobisi var. Yani zaten durduk yerde cinsel problem olmuyor. Cinsel problemin beraberinde birçok problemi oluyor kişinin. Ve bu problemin altında zaten bilinçaltı kalıplar var. Mesela vajinismusu varsa başka korkuları da var kadının. Beraberinde i̇şte mutlaka iğne yaptırma korkusu var, muayene olma korkusu var, hastane korkusu var. Mesela gene bir hastam vardı, çok ilginç. Evet, evet. Biz vajinismus çalışıyoruz. Üçüncü seanstaydı sanırım. Bedenine bir şey girmesine karşı tepkisi var. Ve sonra işte duygusal regresyon yaptık ve alttan şöyle bir şey çıktı. Babası 10'lu yaşlardayken babasının cenazesi geliyor ve madde bağımlısıymış. Yüksek doz ilaç yapmış ve babasının cenazesini görüyor ve işte yüksek doza bağlı bir ölüm. Ve o zaman bir kalıp giriyor. Vücuduma bir şey girmemeli. Girdiği zaman hayatım tehdit olacak. Kalıbı varken vücuduna hiçbir şey sokamıyor. Onun için hani
Aslında cinsel problem gibi tedaviye başlandığında geçmişten getirdiğimiz birçok duygu bedenden arınıp evet. çok daha sağlıklı bir hayata devam edilmiş oluyor. Mesela gene o hastamın toplu taşıma aracına işte binmeye başlayıp kaç seanstı hatırlamıyorum. Dedi ki ben uyku ilacını bıraktım artık. Hayırdır dedim, sen uyku ilacı mı kullanıyordun? Ben bir yıldır uyku ilacı kullanmadan uyuyamıyordum. Şimdi beden rahatladığı zaman zihin gereksiz korkulardan, kendiyle ilgili gereksiz kaygılardan arındığı zaman zaten orijinal tasarıma dönüyor. Orijinal tasarımda ne var? Gece belli bir vakitten sonra uyuyabilmek. Ama evet. iç çatışmalar olduğu sürece işte o uykusuzluk oluyor. İç çatışmalardan kurtulduğunuzda kolaylıkla Değil uyuyabiliyorsunuz. Mi? O anlamda ben vajinismus hastalarıma hep diyorum ki, siz eğer bu vesileyle değişime başlarsanız, her gün bir adım atarsanız sonra dönüp diyeceksiniz ki iyi ki vajinismus olmuşum. Ve nitekim de öyle diyorlar. Peki şeyi soracağım. Şimdi diyelim ki vajinismus rahatsızlığı olan bir hastanın muhakkak uzman bir danışman desteği alması mı gerekir? Bunu kendi kendine evde kendi imkanlarıyla halletmesi mümkün müdür? Çünkü hani herkes hani uzmana gidemiyor ya, evet. işte çekiniyor, utanıyor. Evet. Bizi dinleyen izleyicilerimiz evet. vardır, belki bu rahatsızlığı yaşıyordur. Onlar için ne söylersiniz? Yani bunu kendi başlarına halledebilirler mi? Yoksa mutlaka bir destek almaları gerekir mi? Şimdi altta yatan nedene göre gene değişir. Ama hani gerçekten düzgün kitapları okuyarak, düzgün bilgi alarak ve hani şu programla bile dinledikleriyle ya evet bu benim hakkım, bedenimin normal yaratılış programı bu ve ben bunu bedenimi doğru yönetmeyi öğrenerek yenebilirim. Bilirim demek bile aslında işin %50'sini halletmek. Ondan sonra belli egzersizlerle kendi başlarına da çözebilirler. Ama şöyle yapıyorlar, o yanlış. Kendi başıma çözerim deyip 3 yıl, 5 yıl, 10 yılı geçiriyorlar. O zaman gerçekten hani bence şöyle yapmak lazım. Bir 6 ay kendilerine zaman verip... Bir kendince değişim süreciyle ilgili her gün bir adım atmaya kararlı olup eğer gerçekten belli bir seviyeye gelmiyorlarsa o zaman profesyonel bir destek almalarında fayda var. Çünkü süreç uzadıkça başka sorunlar çıkıyor. Bu sefer erkek kendisini dışlanmış hissediyor. Erkekte bu sefer başka sorunlar oluyor. Kesinlikle öyle. Ama bir 6 ay hani beklenebilir. Çünkü birbirlerini tanıyacaklar, bedenlerini tanıyacaklar, tabii. bilgilerini arttıracaklar. Ama bu 6 ayı geçmiş korkularına sarılarak geçirmesinler. Geçmiş korkularına sarılarak bir adım ilerleyemezler. Evet bu yanlış bir korku demeleri lazım. Evet bu ihtiyacım olmayan bir korku demeleri lazım. O zaman yavaş yavaş doğru bilgi giriyor. Ama 6 aydan sonra da hani bir şey değişmediyse o zaman destek almakta fayda var. Mesela şunu çok fazla görüyorum ben. Uzun yıllar tedavi olmamış çiftlerde kadın rahatlayıp tedavi olduktan sonra erkekte problem başlıyor. Bu sefer performans anksiyetesi gelişiyor. İşte acaba ne yapacağım? Çünkü bunca zaman 2 yıl 3 yıl onun da bedeni bir şeyi öğrendi. Tabii. Bu sefer onun bedeni de öğrendiği bir refleks davranışı yapmaya başladığında bu sefer farklı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Erkek mesela bu süreçte çoğunlukla kendisini kabul edilmemiş, reddedilmiş hissediyor. Şimdi reddedilmişlik hissi kötü bir his. O zaman başka alanlarda erkekliğini farklı şekilde ispatlamaya çalışıyor. Gereksiz yere öfkeleniyor, gereksiz yere şiddet gösteriyor. Aynen öyle. Ama onun da hani bilinç altında erkekliğini ispatlama, kendi kimliğini ortaya koyma gayreti var. Aslında cinsel alan her iki kimliğin gerçekten sonuna kadar yaşandığı bir alan. O anlamda da çok önemli. İlişkiyi sağlamlaştırmak Kesinlikle. Anlamında da çok önemli. Peki bu arada tabii kadının aslında erkeğin de öyle. Sadece hep kadın evet. demenin bir şeyi yok. Kadının kendi bedeniyle barışık olması ya da erkeğin kendi bedenini sevmesi, bedeniyle beğenmesi, barışık olmasının da cinsel hayata kesinlikle, etkisi var. Kesinlikle, tabii ki. Kesinlikle öyle. Mesela az önce dediniz ya hani ne yapsınlar bizi izleyen evet, dinleyicilerimiz evet. neler tavsiye edersiniz? Mesela her sabah kendi kadınlığıyla ilgili ve genel bedeniyle ilgili, hayatıyla ilgili 10 şükür cümlesiyle kalksınlar. Bu çok pratik bir uygulama. Çünkü şükretmek, iyiyi görmeye ve bedene iyi mesajlar göndermek için çok iyi bir araç. Ne desin? Ne kalktılar? Mesela
Bir örnek. Bir... Mesela tuvaletini yaptı. Sabah hani herkes bir tuvaletini yapar ya. Gözlerini kapayıp bütün bedendeki o muhteşem sistemi hissedip çok şükür ya böbreklerim çok iyi çalıştı. Mesanemde gece boyunca gevşedi ve sabah gevşeyerek ben bu normal davranışımı yaptım ve bedenimdeki toksik maddeler dışarıya çıktı. Çünkü idrar yapmak, büyük abdest yapmak bedendeki toksik maddelerin dışarıya çıkmasıdır. Ve şunu diyebilirler, bedenimdeki toksik maddeleri, zararlı maddeleri atma kolaylığıyla... Çok şükür ki atabildim. Evet, bu kolaylıkla hiç de ihtiyacım olmayan korkuları, kirli bilgileri, yanlış şartlanmışlıkları da atmayı tercih ediyorum. Derken hani geçen hafta konuştuk ya EFT noktalarımız vardı. Evet. Şuralara masaj yapabilirler. Noktalara. Ve bedendeki bu enerjiyi yani sıkışmış enerjiyi hissedip aynı mesaneden idrarı boşaltmak gibi. Evet, bedenime sıkışmış kirli bilgileri aynı bu kolaylıkla atmayı tercih ediyorum. Çok şükür kendi çatımın altında uyandım. Çok şükür kadınım. Tüm evet, bedenim veya çok erkekler çok şükür. Yani bu olumlamalar, bunları tekrarlamak sesli bir şekilde. Mesela ben o kadar çok hastamda. Yani bilinçaltımız o kadar kirleniyor aynen ki. Öyle. Bunları her gün aslında tekrarlayacaksın. Bunlar yerleşsin bilinçaltına. Aynen öyle. Çünkü bir şey yerleşiyor kendine. Muhakkak. Kesinlikle şimdi öyle ya yani. Bizim bilinçli aklımızla tercih ettiğimiz evet. şeyler yerleşecek ya da evet, onun bunun dedikleri yerleşecek. Ve tabii. ne yerleştiyse beden ona göre davranış üretecek. Bu çok tabii. net. Bedenin davranışlarını yani. Değiştirmek istiyorsak ona doğru mesaj göndermemiz kesinlikle. Lazım. Yok biz bunu yapmazsak sıkıntılarla güne başlarsak hı hı. o sıkıntılar hep büyüyerek devam ediyor. Mesela işte hava kapalı şey diyebiliriz ya kapalı havalarda evet. benim ruhumu karartıyor evet, dersek doğru. kendimizi kötü hissederiz. Kötü hissederiz çok doğru. şükür ya bugün yağmur yağacak galiba. Değil çok mi? Da ihtiyacımız vardı. Tabii. Bereketli evet. bir gün dersek i̇şte hep olumlama. Gün daha anlamlı olur. Kesinlikle. Çünkü hani burada bilinçli akıl çok önemli. Kendimizi hayatta nasıl konumlandırmaya karar veriyorsak o şekilde kendimize telkinlerde bulunmamız lazım. Siz bir de diyorsunuz ki cinselliğin en baş düşmanı ego. Evet, doğru. Bunu biraz açar mısınız bize? Yani ego, bir de stres tabii ki. Evet. Şimdi aslında, biraz da bunu konuşalım hadi. Aslında... Bizim en büyük düşmenimiz ego. Hı hı. İlişkilerimizdeki, sağlığımızdaki, yaşamla ilgili algılarımızdaki en büyük düşmenimiz ego. Ego derken ego savunma mekanizmaları olarak açmak lazım. Yani çocukluk yaşlarından itibaren bizi güvenli alanda tutmaya yönelik bilinçaltı yazılım programımız aslında ego savunma mekanizmalarımız. Hı hı. Ne gibi? İşte kadınlık bir sıkıntılı alansa erkek gibi olma gayretleri olur. Hı. Egomuz erkek gibi olduğunda kendini iyi hisseder. Bu bir ego savunma mekanizmasıdır. Bu sefer evet. ne olur? Kadınlıktan uzaklaşmalar olur. Kadın kimliğimizle ilgili kavgalar olur. Eğer böyle bir ego savunma mekanizması varsa cinsel alanda kadınlığınızı yaşayamazsınız. Mesela o kadar çok kadın diyor ki işte cinsel alanda nasılsın? Robot gibiyim. Şimdi çünkü kendisini o eylemde iyi hissetmiyor. Çünkü cinsel eylemde kendinizden vazgeçme hali vardır. Hmm. Kendinizden vazgeçersiniz, dişil enerjinizi eşinize akıtırsınız, hmm. orada ihtiyacınız olan eril enerjiyi alırsınız, çok daha farklı bir konuma gelirsiniz. Kendinizden vazgeçtiğiniz, zamandan darındığınız bir alandır. Şimdi egonuz çok yüksekse, sürekli kontrol etme mekanizmanız varsa, kendinizi bırakamıyorsanız, birçok şeyi kontrol onu, etme şeklinde. O kendini yediremiyor mu yani aynen o anda? Öyle. Hani, ay, evet, çünkü hücreler hep onu kontrol hissediyor. Etmeyi öğrenmiştir. Her şeyi kontrol ediyorsanız kendinizi bırakamazsınız. Tabii. Sağlıklı bir cinsellikte bedenin ve ruhun kendini bırakması, teslim etmesi gerekiyor. O zaman işte birliği deneyimlersiniz. O zaman cinsellik hayvani bir şehvetten çıkar. Birliği deneyimlediğiniz çok daha ulvi bir hal olur. Hı hı. Çünkü insanın kendinden vazgeçebilmesi, teslim olabilmesi aslında huzurlu bir alan. Ve cinsellikte bunu deneyimleyebilirsiniz. Ama ego savunma mekanizmalarınız, kontrol sistemleriniz sürekli size kontrol etmelisin, kontrolü elden bırakma, kendini bırakma mesajıyla yıkandıysa hücreler, hı hı. cinsel eylemde de kendini bırakmaz.
İşte o anlamda ego nasıl savunma o mekanizmalarımız cinsel eylemi de olumsuz etkiler. İşte onu başarabilmek, yani onu i̇şte nasıl aslında, ya ne yapmalılar? Aslında buradaki çalışmalarla, yani cinsel eylemde sağlıklı bir cinsellikle ilgili çalışmalarla kişi kendi yazılımlarını, ego savunma mekanizmalarını da fark ediyor. O farkındalıkla bu savunma mekanizmalarından kurtuldukça zaten hem cinsel eylem daha keyifli hale geliyor, hem cinsel alandan istifade edebiliyor, hem de normal ilişkileri düzelebiliyor. Ne bileyim, çocuğuna daha sevgi dolu davranabiliyor. Tabii, değil mi? Çocuğunun bir takım tabii haklı isteklerine daha mantıklı peki diyebiliyor. Öteki türlü sürekli kontrol, mesela normal doğuma daha sıcak bakabiliyor. Çünkü normal doğumu bile engelleyen en büyük savunma sistemi kontrol edeceğim duygusudur. Çünkü bu kontrol edeceğim duygusu gerginlik oluşturur bedende. Ben yöneteceğim, ne yapacağım, nasıl kontrol edeceğim duygusu bedeni orijinal tasarımdan, gevşemeden, dominant huzurdan olmaya çalışma. Aynen öyle. Değil kendimi mi ispatlayacağım. Eğer kendini sevmiyorsa, ispatlayarak kendinde bir yer bulmaya çalışıyorsa, ego böyle bir bilinçaltı yazılımı varsa, hep kendini ispatlama çabası veya işte çok iyi cinselliği yaşayacağım çabası bile cinselliği bozar. Bırakmak lazım. Kabul etmek lazım. Yani mesela içtiğimiz suda ne yapacağını takip etmiyoruz. Sadece ağzımıza alıyoruz. Sistem kendi içinde işliyor. Cinsellik de böyle bir şey. Bırakmak lazım. Çünkü bedende zaten o program var. İşte kesinlikle o zaman o bırakma haliyle yaşanan birliktelikler hayvani şehvetten daha farklı bir cinsel eyleme, cinsel faydayı sağlıyor eşler arasında. Bir tek eşler arasında değil. Bu çünkü aile huzuruna da yansıyor. Çocukla olan ilişkiye yansıyor. Bütün ne bileyim, patronsanız sizin altınızdaki şey, çalışanlarınıza yani yansıyor. Çünkü beden rahatlıyor. Bu arada tabii empati de çok önemli bir şey, öyle değil mi Ayşe? Kesinlikle. Empati tabii yapmak. Bu da cinsel hayatı çok etkileyen, aslında sadece cinsel hayatı değil, bütün ilişkileri. Çocuğunla olan ilişki, eşinle olan ilişki, kardeşinle olan ilişki, burada empati çok önemli. Kesinlikle. Onun için mesela eşlerde şöyle bir şey var benim gördüğüm. Gene ego çok yüksekse ve ego savunma mekanizmaları hani benim dediğim olmalı şeklindeyse, şöyle bir yaklaşımları var eşlerin. Ben istemiyorsam olmaz. Şimdi çiftsiniz, senin istemediğin zaman eşinin ihtiyacı ve isteği olabilir. Birçok yaşamda birçok şeyi biz istemesek de yaparız. Komşumuz bile mesela bizi çağırmıştır, istemesek bile gidebiliriz onu kırmamak adına. Çocuğumuz bir şey ister, biz yapmak istemesek bile yaparız. Ben hep şunu diyorum, yani siz istemeseniz bile sırf eşiniz istiyor diye bazen bir şeyleri yapmak lazım. Çünkü o ihtiyacı karşı, mesela en basitinden işte sinemaya çocuğunuz için, ben çocuklarla işte çizgi film tarzı sinemalara gittim mi? Gittim. İstemiyordum ama gitmeyi. Ama çocuğum için gittim. Aynı şeyi eşiniz için de yapmalısınız. Kadın da erkek için, erkek de kadın için. Çünkü her zaman her iki taraf aynı istekte ve arzuda olmayabilir. Ama sırf onun ihtiyacı ve onun isteğini karşılamak için eşler birbirine anlayışlı davranmalı. Bir de şey çok önemli, aklıma geldi, hep zihnimi meşgul oluyor, onu aktarmak istiyorum. Evet. Mesela cinsel ihtiyaç karşılanmadığında neler olabilirin çok uç noktaları da var. Tabii, o da İki önemli. Hastamdan da örnek ben vermek istiyorum. Bir hasta bekar, 40'lı yaşlarda, 35 yaşına kadar cinselliğini, cinsel arzularını tamamen reddetmiş, şiddetli bir feminist, erkek düşmanı, hani yanlış tabir kullanmak da istemiyorum, feministlik illaki erkek düşmanlığı değil ama kendisinin yaptığı ciddi bir erkek düşmanlığı ve kendisini erkek gibi hani algılamış, bütün ilişkilerini arkadaşlık anlamında erkeklerle kurmuş, hayatta tek başına erkek gibi kalmış. Diyor ki 35 yaşındaydım, bir fark ettim ki vücudumun bir şeye ihtiyacı var. Bunca yıldır bastırdığım bir ihtiyacı var ve ben bunu karşılamak bana korkunç geliyor. Çünkü erkekler benim için o anlamda düşman, hiçbir şeyimi ben onlarla paylaşamam ve farklı ilişkilerde kendisini bulmuş. Tabii bundan da kendisini çok rahatsız hissediyor. İşte lezbiyen ilişkilere girmiş. Kendisini, vicdanı çok rahatsız hissetmeye başlamış.
Dedi ki bu ihtiyacımı karşılamak için baktım ki böyle ilişkilere giriyorum. Kendimi de kötü hissediyorum ve kendisini artık toplumdan soyutlamaya başlamış. Son görüştüğümüzde artık kendisini eve kapatmıştı. Çünkü yani şey gibi hani susuz yattıysanız rüyanızda hep su içtiğinizi görürsünüz. Aç tavuk kendisini dar ambarında görürmüş. Bedenin de eğer ihtiyacı karşılanmazsa gereksiz şekilde uyarılar alır çevreden. Özellikle belli dönemlerde mesela kadınların yumurtlama döneminde bu uyaranlar daha yüksek seviyeye gelir. Alıcıları daha açıktır ve farklı çevreden gelen uyaranlar bedende farklı tepkilere ve olumsuz ilişkilere, tasvip edilmeyen ilişkilere yol açabilir. Bu anlamda da aile hayatında bu ihtiyaçların karşılanması çok önemli. Sorunlar, sonuçlar varabilir, sorunlar doğurabilir. Aynen öyle. Bu erkek için de geçerli, kadın için de geçerli. Çünkü ihtiyaç yani hani aman canım yapmasaydı diyebilirsiniz ama pratikte böyle olmuyor. Değil. Peki işte ego dedik çok baş düşmanı cinselle. Peki stres? Stres de çok ciddi bir düşman. Çünkü stres bütün bedenin şeyini bozuyor. Yine orijinal tasarımını bozuyor. Çünkü bedende çok mesela ne dedik? Yani. Bırakma hali, teslim olma hali, tüm İşte gelecek günün endişesini, işte o günün stresini, korkular, bedenden bırakma halidir sağlıklı bir cinsel eylem. Şimdi bunlar yoksa bir kadın veya erkek yarının telaşıyla yatağa giriyorsa veya eşine dokunuyorsa, şimdi bir tarafınızda telaş var, bir tarafınızda dokunuyorsunuz. Çocuğunuzla bile öyle. İşte çocuğunuz size bir soru sordu ama siz yemek yapma telaşındaysanız yalan yanlış cevap verirsiniz. Çocuğunuzu istediği şekilde tatmin etmezsiniz, doğru iletişim kuramazsınız. Aynı şekilde bedende bir stres varsa, bir endişe varsa ne erkek ne kadın sağlıklı bir cinsellik yaşayamaz. Onun için hayatı dengeli tabii yaşamak canım, anlamında rahat olması tabii kesinlikle yani. Öyle. Yani bir de hani bazen de şöyle şeyler oluyor. Kadın veya erkek karşı tarafı cezalandırmak anlamında cinsellikten vazgeçiyor. Mesela vajinismus ben çok gördüm öyle. İki tane doğum yapmış, normal doğum yapmış vajinismus var. Nasıl olabiliyor böyle? İşte böyle oluyor. Çünkü erkeği cezalandırma yöntemi olarak kullanıyor bilinçaltı. Çok ciddi bir tepki çok koyuyor beden. Yani erkeğe öfkeliyse onu cezalandırmak istiyor. Mesela diyelim ki erkek aldatmış. Bedenini kilitliyor, kapıyor. Güya erkeği geçici cezalandırıyor. Geçici bir vajinismus gibi mi? Yani eğer çözülmezse kalıcı. Şimdi ben hep şunu diyorum. Burada evet erkeği cezalandırıyorsun belki ama kendini de cezalandırıyorsun. Çünkü senin de ihtiyacın. Tabii sadece erkeği değil. Evet. Senin de ihtiyacın. Mesela babaya olan tepkiyi eşinden çıkarmaya çalışıyorsa, erkeğe olan tepkilerini eşine karşı gösteriyorsa, tamam bir tarafı tepki gösteriyor. Eşine karşı yani erkeğe olan tepkisini yansıtıyor ama en büyük zararı kendisi görüyor. Çünkü senin de ihtiyacın bu. İşte bilinçli akılla bunu çok net fark etmek lazım ve bu tepkilerden de uzaklaşmak, bedeni rahatlatmak adına destek almak lazım ama bilinçli akıl çok önemli. Bilinçli akıl. Çok önemli. Evet. Ki değişim başlasın. Evet. Peki bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Biraz soluklanalım. Kısa bir reklam arası verelim sonra yine buradayız. Duman'la birlikteyiz. Mutluluk, mutlu bir evlilik için cinsel hayatın önemi, vajinismus gibi rahatsızlık için neler yapılabilir, neden vajinismus rahatsızlığı ortaya çıkıyor gibi gibi konuları konuşuyoruz. Şimdi biraz önce bir izleyicimiz bizleri aradı. Şöyle bir rahatsızlığı var. Vajinismus rahatsızlığı yaşıyor. İlk evliliği vajinismus rahatsızlığından dolayı ilk evliliği bitiyor, boşanıyor. İkinci evliliğinden de yine aynı sebepten dolayı boşanmanın eşiğine gelmiş durumda. Çok üzgün. Bununla bütün doktorlara gittim, uzmanlara gittim. Fakat ne yaparsam yapayım bu rahatsızlıktan kurtulamadım. Bir türlü tedavi olamadım diyor. Ne yapmam gerekiyor? Bana bir yol gösterebilir mi Ayşe Hanım diye bizi aradı. Şimdi böyle bir durumda genel olarak ben sorayım. Bu durumdan muzdarip olan diğer tüm izleyicilerimiz için soralım.
Bu bir çözüm mü bir kere? Yani ayrılmak, boşanmak bu bir çözüm kesinlikle müdür? Kesinlikle değil. Ne yapmak gerekiyor? Ne söyleyeceksiniz bu konuda? Şimdi bazen gerçekten hani eşle ilgili sıkıntı var gibi yanlış bir algıyla boşanmanın farklı bir eşte aynı sorunu yaşamayacağına dair bir düşünce olabiliyor kadınlarda veya işte aile büyüklerinde. Çünkü benim hani çok gördüm aile büyükleri diyor ki adamla ilgili sorunum var. Sen boşan, başka birisinde böyle bir sorun yaşamazsın. Yeri gelmişken şeyi de söylemek istiyorum. Lütfen çiftin mahrem konularıyla ilgili aile büyükleri karışmasın, devreye girmesin. Mesela beni arıyor işte kızın bu annesi, önemli, evet, kayınvalidesi, görümcesi randevu almak için. Asistanıma kesin talimat verdim. Bu dedim ki kesinlikle randevu dahi vermiyorsun. Kişinin değişim sorumluluğunu kendisinin ele alması lazım. Zaten bir sorun için annesi veya bir büyüğü arıyorsa yaşamı boyunca onun sorunlarını belli ki hep birileri çözmüş. Birisinin sorunlarını hep birileri çözüyorsa kişi artık sorun çözme yetisini de kaybediyor. Ama şunu bilmek lazım ki her kişinin kendi sorununu çözme potansiyeli var. Her bedenin kendi sıkıntısını aşma ve kendi o fabrika ayarlarına dönme potansiyeli var. Bir kere çok net bu bilgiyle diyelim ki eşiyle ilgili gerçekten sorun da olabilir. Ama o sorunun dışında kendine ait bir sorunu var belli ki bu izleyicimizin bir sürü kadının olduğu gibi. Ama bu kadar destek aldım, doktora gittim, uzmana gittim ama hala çözemedim. Şimdi onu bilemiyorum. Hani nasıl bir destek aldı, ne yaptı, verilen evet, ödevleri yaptı mı? Mesela, geçmiş olsun diyelim bu evet, arada kendisine. Evet, geçmiş de olsun inşallah. Umarız mesela bazen şöyle beklentileri oluyor bu tür hastaların. Yüzme öğreneyim ama ıslanmayayım. Yani ıslanmadan yüzme öğrenemezsiniz. Karada yüzme öğrenemezsiniz. Doktora gideyim ama bir şık yapsın. Çok var öyle mesela. Diyor ki bir ilacı falan yok mu? Yani bir tembel tarafımız da var. Bunu da kabul etmek kesinlikle lazım. Kesinlikle canım. Ya bir ilaç olsun ve bitsin. Ben gözlerimi kapayayım. Sen bana iki kelime söyle bitsin. Bu iş %100 çözülür. Ama yeter ki siz değişim sorumluluğunu, iyileşme sorumluluğunu, var olan sorunları çözme sorumluluğunuzu kendi elinize alın. Eğer bu sorumluluğu ele alırsa tekrar bu eşinden boşanmadan lütfen dinleyicimiz gibi veya buna benzer dinleyicilerimiz gibi kendi sorununu çözmeye odaklansınlar. Yoksa yaşam habire böyle devam edecek. Çünkü sorun kendi içinde. Onda veya bunda değil, sorun kendi içinde. Ha, eşiyle sorunu varsa kendi sorununu çözsün. Ondan sonra bilinçli aklıyla derse ki bu eşimle devam etmek istemiyorum, o ayrı bir konu. Ama kendi sorununu çözsün. Evet. Diye bir tavsiyede bulunuyorum. Peki. Çözülür mü? %100 çözülür. %100 çözülür. Ama ıslanmaya göze alması lazım. Evet, peki siz bu arada kitabınızda da bahsetmişsiniz. Cinsel check-up. Nedir bu cinsel check-up Ayşe Hanım? Biraz bahseder misiniz bize? Hani check-up bir kontrol etme anlamında kullanıyoruz. Bir şey var mı yok mu? Kontrol edelim. Hani şimdi sağlık check-upları da çok moda ya. Gidiyorsunuz kan tahlilleri, görüntüleme yöntemleri. Bakalım bedenimizde ne var ne yok. Bu anlamda evlilik öncesi özellikle ben bayanlara cinsel check-up yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Ne demek? Gözlerini kapasınlar, bir zihinleriyle bedenlerine girip bütün organlarını, özellikle cinsel organlarını zihin gözüyle görsünler. Nasıl algılıyorlar? Bedenlerine baktıklarında ne hissediyorlar? Mesela az önce dediğim gibi iğreniyorum diyor, dokunamıyorum diyor, hijyenimi yapamıyorum diyor. Şimdi hijyeninizi yapamadığınız bir bölgeyle ilgili maksimum istifade edemezsiniz. Bir de hani bir bölge diyorum ama bir tek bölgeye odaklanmamak lazım. Cinsel eylem tüm bedenle, zihinle ve ruhla yaşanır. Her iki beden için öyledir, kadın ve erkek için. Ama hani özellikle bir bölgenin organlarını nasıl algıladığınız çok önemli. Tabii. Kadın görüntünüzü nasıl algıladığınız çok önemli. Sürekli ne giydiğiniz bile önemli. Mesela bir etek giyemiyorsanız, sadece pantolon giyiyorsanız, hani bu kadınlıkla ilgili bir sıkıntı mı var diye düşünmek lazım. Veya topuklu ayakkabı giydiğinizde kendini kötü mü hissediyorsunuz? Mesela ben gene bu tür cinsel problemler yaşayan hastalarıma bulunduğum tavsiyeyi söylemek istiyorum izleyenlere de. Tabii. Kendilerini kadın gibi hissedecek kıyafetleri tercih etsinler. Evde muhakkak şık, bakımlı olsunlar.
gerektiğinde topuklu ayakkabı hı-hı. giysinler, etek giysinler, özellikle eşlerinin yanında. Hı-hı. Mesela benzin gene toplumumuzda çok var. Hı-hı. Konuya komşuya giderken, bir toplantıya giderken maksimum özen gösterilir. Eşin ama yanında işte nasıl olsa temizlik kıyafetiyle de durulur. Salar kendini, aynen bakmaz. Öyle. Yatağa neyle giriyorsunuz? Tabii. Eşofmanla, pijamayla mı giriyorsunuz, gecelik mi kullanıyorsunuz? Tabii. Çünkü bunların hepsi... Çok önemli. Çünkü tabii. eğer eşofmansız yatağa girmiyorsanız bir tarafınız sizi korumaya çalışıyordur. Hmm. Çünkü eşofman dışarıdan bedeninizi eşe evet. karşı koruma için bir bariyer. Yani gecelik giyemiyorsanız sorun var. Giyebiliyorsunuz, giymiyorsunuz ayrı. Ama giyemiyorsanız sorun var. Bunlar bile check-up'ın bir parçaları. Hı hı. Ve evlenmeden önce kendinizi hayal edin. Evlilikte hangi alanda kendinizi iyi hissediyorsunuz? Hı. Yemek yaparken, ütü yaparken, temizlik yaparken mi? Veya hem evi hem işi idare ederken hı hı. mi? Veya eşinizle kendinizi kadın olarak hissettiğiniz alanda mı iyi hissediyorsunuz? Veya evlilikte kendinizi cinsel alanda güvende mi hissediyorsunuz, güvensiz mi hissediyorsunuz? Bunları hislerinizi hissetmeye açtığınız zaman kendinizi hissedersiniz. En basitinden 9. kattan işte hı-hı. kenara yaklaştınız. Kendinizi güvende mi hissedersiniz, güvensiz mi? Şimdi hayal etsek bile hissimizi hı-hı. hissederiz. Tabii, nasıl hissettiğimizi. Tabii. Onun gibi. Bakın evlilik hayatında nerelerinde mesela hı-hı. ne bileyim eşinin ailesine hizmet ederken mi iyi hissediyorsun kendini? Kendini ifade ederken mi iyi hissediyorsun? Eğer kendini ifade ederken iyi hissetmiyorsan sıkıntı vardır. Çünkü evlilik yaşamı boyunca ifade edemeyeceksindir. Bir şeyler birikecektir ve birikmenin muhakkak patlamaları olur. Peki hamilelikte cinsel yaşam için neler söyleyebilirsiniz? Şimdi bununla ilgili de şehir efsaneleri hı-hı. var. Birçok erkek ve kadın hamile kaldığı andan itibaren, daha doğrusu öğrendiği andan itibaren cinselliği engelliyorlar. Hı-hı. Bebek zarar görür. Hı-hı. İşte bir tarafta da şey var, yani orada bir hayat tecelli ediyor. Ulvi bir şey yapılıyor. Hı-hı. Ben kötü bir şey hı-hı. yapıyorum. Hı-hı. Yani öyle bir algı da var. Özellikle erkeklerde. Hani karısını kullanılacak bir materyal hı-hı. olarak gördüğü zaman o zaman cinsel eylemden uzaklaşıyor. Hı-hı. Çünkü karısını kullanıyor gibi hissediyor. Çünkü orada şehvani, hayvani bir evet. duygu ön plandaysa o birlikteliğin, güzelliğinden uzak bir cinsellik hı-hı. yaşanıyorsa kendisine yasaklıyor. Hı-hı. Bir kere tıbbi olarak hiçbir engel yok. Hı. Gebelikte cinsel yaşam son ana kadar, doğum anına kadar hiçbir engel yok. Hatta tam tersi, son ana kadar yaşanan cinsellikler doğumu bile kolaylaştırabiliyor. Hı. Bu anlamda kadın bedenini gevşetiyor, erkek daha keyifli oluyor. Çünkü doğum yolculuğuna yaklaşırken kadının kendini iyi hissetmesi önemli. Herhangi bir şeyden, orijinal tasarımda var olan bir şeyden kendini uzaklaştırması bedende gerginlik oluşturur. Tabii bunu yapabilmesi için de algıların doğru yerleşmesi lazım. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım. Çok önemli bilgiler öğrendik sizden. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Geldiğiniz sağ için olun. Çok teşekkürler. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Efendim ekran başındaki izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Yarın saat 11'de işin aslında tekrar bekliyoruz hepinizi. Güzel bir gün dileğiyle. Hoşçakalın.